Merhaba arkadaşlar, Celalettin Erdoğan diye bir arkadaş uzun süredir bizden tanıtım bekliyor. Bugün sizden gelen soruları cevaplıyorum, hepsini cevaplamaya çalışacağım. Rika Boomerang 4 mevsim montunu tanıtmamı istemişti. Bu mont göründüğü gibi ama mağazamızda, hani şunu hatırlatmak istiyorum. Mağazamızda bu montun XX large ve üst bedenleri kaldı. 2X large, 4X large, 6X large ve 12X large'a kadar gidiyor. Bu üstündeki XX large, bu bedende veya bunun üstü bedendeysen mağazamızda bunlardan var. Bunlardan alabilirsin. Nasıl bir özelliği var? Şunu cebime koyayım. Rika'nın özellikle hani dış kumaşı gerçekten güzel, reflektif şeritleri var, file bir dokusu var. Hani 4 mevsimde rahatlıkla giyilebilen bir mont ama aşırı bir yağmurda bu sana çok fazla dayanmayacaktır. Üstüne ince kat bir yağmurluk giymeni tavsiye ederim. Bir cırt cırt pantı var. Şurasında bir tane şöyle fermuarı var. Bu fermuarı kapatarak eldivenin içine sokarak yağmurun girmesini engelleyebilirsin. Zaten hani yağmur mevsimi galiba Nisan'dan sonra tamamen bitiyor. Mayıs ayında çok fazla yağmur yağmayacaktır. O yüzden de hani bunu 4 mevsim olarak kullanabilirsin. Ama zaten hani montu biraz evladiyelik aldığımız için biz bu montları hani kışın giymek istiyorsan içine bir tane termal ve uzun boyunlu bir tane termal giymeni tavsiye ederim. Dışında file bir dokusu var. Kollarında ayarlamak için çıt çıtları var. Dış membranı biliyorsunuz polyester naylon karışımından yapılıyor bunlar çoğunlukla. Çıt çıtları var. Bunları kollarına göre ayarlayabilirsin. Bu reflektif şeritler senin görünmeni sağlayacaktır trafikte de. Ön tarafında bir tane şurasında cırt cırtı var belinde. Aynı zamanda yanlarında beline oturtmak için cırt cırtları var. Dirsek ve omuz korumaları ve arka koruması CE onaylı. Yani CE onaylı, bütün korumaları CE onaylı olarak yapılmış. Boynunda da bir tane daha çıt çıt var. Havalandırma kanalları var. Tabii ki bu hani buradan aldığı havayı dağıtarak arka taraftan çıkartacaktır. İç tarafında bir tane astarı var. Bu astarı da çıkartarak yaz sürüşlerinde rahat kullanabilirsin. İçi çok fazla terletmeyecektir. Ne kadar çok fazla terletmeyecektir desem de yine de terletecektir. İçindeki cepleri zaten görüyorsunuz şurada. Aynı zamanda bu astar kısmının içinde de cep var. Aynı zamanda bu tarafta telefon cebi var. Arka tarafını da göstereyim. Boynu çok yüksek değil. Eğer daha yüksek bir mont almak istiyorsan Revit'ten başka bir mont alabilirsin. O montlar da zaten daha önceden kanalımızda yayınlanmıştı. Onlardan bakabilirsin. Kombinlere ve ekipmanlara bakabilirsin. Full ekipman tanıttığım setler vardı. Onlara bakabilirsin. Bunun başka özelliği var mı? Başka herhangi bir özelliği yok. Havalandırması var. Kolları cırt cırtlı ve fermuarlı. Havalandırma kanalları var, file dokusu var ve geceliğin trafikte seni rahatlıkla görünmeni sağlayacaktır. Tabii ki eğer sarı fosforlu alırsan, kırmızı fosforlusu var, grisi var, ona göre reflektif özelliği fazlalaşacaktır, azalacaktır. Bu sarı daha çok görünecektir tabii ki. İç tarafındaki dediğim gibi astarı çıkartarak içindeki file dokusuyla beraber yazında rahatlıkla kullanabilirsin. Şimdi o gün Türkeş adlı arkadaşın sorusuna geçelim. Bell Qualifier tarzı bir tane kask istiyorum. Çünkü sanırım başka şehirde yaşıyor arkadaş. O şehirde de Bell Qualifier bulunmuyor. Ona Bell Vortex önersem sanırım Bell Vortex de yok. O yüzden de ona Kaberg'in Duke kaskını öneriyorum. Peki Double D istemişti. Double D hani Bell ayarında, Bell Qualifier ayarında aynı zamanda Double D'li başka bir kask yok. O yüzden de hani böyle mikrometrik bağlantılı bir tane kask öneriyorum. Bu çene çıkan bir kask Kaberg Stunt alarak, hani Kaberg Stunt da tanıtmıştım zaten. Kaberg Stunt veya Kaberg Duke alarak onlardan da kullanabilirsin. Yaklaşık yapıları aynıdır. Kaberg'ler dayanıklı kasklardır. Bunun pedi var, çene pedi var. İç pedlerini çıkartıp yıkayabilirsin. Geniş bakış açısı var. Şu kısmından basarak bu çene açılır bir kask olduğu için rahatlıkla açılabiliyor. Ön tarafında havalandırma kanalları var. Kompozit bir yapıya sahip. Bu üstündeki bölümden de önündeki güneş vizörünü indirip kaldırabiliyorsun. Double D'li bir model arıyorsan yine en iyi ve en ortalama fiyat olan yine Bell'in Vortex kaskı.
Bell Vortex gerçekten iyi. Bell Qualifier'dan bir tık daha üstte kompozit bir yapısı var. Ön havalandırma kanalları var, tepe havalandırma kanalları var, üst hava kanalları var, ön hava kanalları var ve açıldığında geniş bir bakış açısı var. Bir burun pedi var, bir çene pedi var. Dediğim gibi Double D pedlerini çıkartıp bükebiliyorsun. Bu kaskın ağırlığı ise yaklaşık 1500 gram civarında. Arka havalandırma çıkış kanalları var ve yapısı gerçekten iyi ve hoş. Aynı zamanda güvenli bir bağlantı içerdiği için önerdiğim kasklardan bir tanesidir. Dediğim gibi üst camınız buğulanmasın diye iç havalandırma kanalları da çok iyi yapılmıştır. Ön havalandırma kanallarını da şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. Buna bir tane de dediğim gibi Kaberg Stand, hani kendi tanıtımlarımızda görebilirsin. Onun da linkini aşağıya koyacağım o gün. Oradan bakıp kontrol edebilirsin bütün linkleri. Hepinize iyi sürüşler.